ilçe kaymakamlarımız, çok kıymetli ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşumuzun çok kıymetli başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz, basın mensuplarımız, Dadaş hemşehrilerim, değerli Bursa hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, Erzurum tek başına bir şehrin adı değildir. Erzurum bir duruşun, bir hassasiyetin, bir erdemin adıdır. Erzurum cesaretin, mertliğin, samimiyetin ve sadakatin kalesidir. Erzurum tarihin nabzının attığı yer değil, tarihin yazıldığı yer değil, tarih yazan bir şehirdir. Erzurum tüm güzel hasretleriyle asireti üzerinde barındıran Dadaşların ocağı, binlerce kefensiz yatanın ana kucağıdır. Erzurumlu olmak vatan için, bayrak için, ülke birliği ve beraberliği için seve seve canını verebilmektir. Erzurumlu olmak falan döken gibi baş idik, alnı açık olmaktır. Erzurumlu olmak kar olmaktır. Lekesiz bir rahmet gibi yağmak, dost sıcağında, dost kalbinde eriyerek suya dönmektir. Su gibi aziz olmaktır. Erzurumlu olmak, nefi gibi canı pahasına doğruyu ve inandığını savunmak, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi hakkı ve hakikati anlatmaktır. Değerli hemşehrim, bu güzel hasretlerin sahibi olarak Bursa'mıza göçte gelen Erzurum, bir taraftan göç verirken diğer taraftan da göçte geldiği bölgelere güç veren bir ilimizdir. Bursa'ya göç eden nüfus içerisinde Erzurumlar birinci sırayı teşkil etmektedir. Erzurum'un çoğunluğunu Bursa'ya gelmesinin sebeplerinden birisinin Bursa'mızın bir sanayi şehri olması, diğer önemli bir nedeni de Bursa ile Erzurum'un birçok özellik olarak birbirine tıpatıp benzemesidir. Her şeyin ötesinde güzel Bursa'mız, kuruluşun şehri, güzel ilimiz Erzurum'da kurtuluşun şehridir. Birisi ulu şehir, diğer ise kadim şehirdir. Birisi Selçuklu şehri, Selçuklu eserleriyle süslü, diğeri Osmanlı eserleriyle süslenmiş ve bezenmiş bir şehirdir. Birisi paran döken gibi bir dağa yaslanmış, diğeri Uludağ gibi bir inciye rastlanmıştır. Birisinin önünde Erzurum ovası, çeşit çeşit çiçekleriyle, yeşiliyle süslü, diğerinde ise Bursa ovası, rengarenk meyveleriyle süslü ovası mevcuttur. Bu güzel özellikleri birbirine benzeyen bu iki ili bu amaçla birleştirmek, kaynaştırmak ve iki ilin her türlü lezzetini, kültürünü birbiriyle kaynaştırmak ve birbirine tanıtmak amacıyla bu organizasyon düzenlenmiştir. Bu organizasyonda bizlerden emeğini ve yardımını esirgemeyen başta Erzurum valimize, bizim bakanımız Sayın Erkan Arabey'e, Bursa'mızdaki ve Erzurum'umuzdaki tüm kaymakamlara ve Erzurum'dan buraya kadar topyekun hareket ederek gelen kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımıza, özellikle ev sahipliğini yapan ve bize hakikaten çok yardımı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Bursa Osman Gazi Yıldırım Nilüfer Belediye Başkanlarımıza ve diğer ilçelerimize
şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarken tekrar katılımınızdan dolayı sevgiler, saygılar ve hürmetler sunuyorum. Hepinizi bir kez daha selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.